Merhaba arkadaşlar, Gamer'dı bu kanalıma hoş geldiniz. Bulamak kim abi dokuyu? Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Şimdi gençler, birçoğunuz muhtemelen bulamak kim a**a koyayım diyor bana. Öncelikle onu demeyin, çok ayıp. Şimdi şöyle başlayayım. Yaklaşık 2-2,5 aydır çok fazla ara verdim kanala. İşte 3 tane video attım, 7 gün atmadım. 2 tane attım, sonra 5 gün ara verdim falan. Bu konuda yaptığınız tüm eleştirilere ve kötü sözlere kabulüm arkadaşlar. Sonuna kadar haklısınız. Yani bu konuda savunacak bir tarafım yok. Nedenine gelelim. Birkaç aydır, böyle 2-3 aydır falan hiçbir şey yapasım yok. Yani bunu sadece YouTube videosu olarak algılamayın. Gündelik hayatımda da hiçbir şey yapasım yok. Ben kitap okumayı ve dizi izlemeyi çok seven birisiyim. Hayatımın uzun bir bölümünü de böyle geçiririm zaten. Ancak son 2 aydır ne tek bir dizi bölümü izledim ne de açıp bir sayfa kitap okudum. Elbet hayatınızın bir bölümünde bu yaşadığımı yaşamışsınızdır. Hani herhangi bir sebebi yok. Etrafımda herhangi bir şey olmadı, herhangi bir sağlık problemi yok. Sadece hiçbir şey yapasım gelmiyor. Olay bu. Bunu bence herkes yaşamıştır hayatının bir döneminde. O yüzden empati yapabildiğinizi düşünüyorum. Fakat bence bu konu mazeret değil. Kesinlikle sonuna kadar siz haklısınız. Benim içimde olan bir şey bu ve bunu yenmem lazım. Bunu yenememek benim hatam. Defalarca bu kez başlıyorum deyip 5-6 günlük aralar vermem. Bana hiç yakışmayan bir hareket. Sonuna kadar kabul ediyorum. Hepinizden de çok özür diliyorum. Fakat bu süreçte beni de rahatsız eden bir şey oldu. Ondan bahsedeyim. Şimdi video bekleyen bir kitle var. Dediğim gibi sonuna kadar haklısınız. Fakat bir de bu kitlenin yanına 3-5 tane acı çekirdek denk geldi. Onlara da kırgınlığım şu. Bildiğin tehdit ediyor beni yani. Diyor ki adam, bir gün daha video atmazsan abonelikten çıkacağım. İşte iyice saçmalamaya başladın artık. İzleyicilerini bu kadar önemsememen çok kötü falan diyorlar. Şimdi dediğim gibi konuda siz haklısınız. Onda bir sorun yok. Fakat İzleyicilerini önemsemiyor demek benim gibi biri için bence büyük nankörlük. Sinirime bu gitti. Ha, o kişiyle konuştuk, hallettik aramızda zaten, ama genel bir tepki vardı bu şekil. Kanalın %5'lik %10'luk kısmından. Benim sözüm onlara, geri kalanı üstüne alınmasın. Benim eğer abone gibi bir derdim olsa zaten videolarda dilenirdim abone atın, beğeni atın diye. Hiçbir videomda bu şekilde dilenmedim. Video hoşuna giden like atabilir, hoşuna gitmeyen dislike atabilir. Kanalı sevdiyseniz abone olabilirsiniz. Bunlar zaten İnsanların aklına gelmesi gereken şeyler. Gidip her videoda şuna abone ol, şuna beğen at demem, demedim de. Bu bana saçma gelmiştir. O yüzden beni abonelikten çıkarım gibi şeylerle tehdit etmeyin arkadaşlar. Çünkü kapı orada derim, gitmek zorunda kalırsınız. Zaten benim her zaman söylediğim bir şey vardır. Kemik kitle açısından çok şanslı bir kanalım. Ben İzmir'e taşındığımda yeni bir binaya taşınmıştım. Çok yeni bir binaydı yani. Yani daha altyapısı bile, internet altyapısı bile gelmemişti binaya. 3 ay boyunca onun gelmesini bekledim ve 3 ay boyunca tek bir video bile atamadım. Keza aynı şekilde canlı yayında yapamamıştım. Fakat 3 ay sonra internetim geldiğinde attığım ilk video diğer videolarımla aynı izlenmişti. Yani kemik kitle konusunda gerçekten çok vefalısınız. Bu konudaki memnuniyetimi de her zaman dile getirmişimdir zaten. O yüzden böyle birkaç yorum görünce, işte abonelikten çıkarız, yeter işin bokunu çıkartmaya falan başladın gibisinden yorumlar görünce biraz kırıldım. Niye kırıldım? Ben bu kanala çok emek verdim. Keza verdik. Sadece ben değil, ekipteki herkes müthiş emekler verdi. Defalarca kez şahit olmuşsunuzdur. Gecenin 4'ünde 5'inde Dead by Daylight güncelleme videosu attım. Sırf yeni gelen haberleri Türkçe bir şekilde izleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz diye. Tabii ki bu sadece bu yüzden değil. Bu işten benim de çıkarım oluyor. Hani boşa prim kasıyor gibi gözükmeyeyim burada. Fakat sabah da atabilirdim aynı videoyu. Ben öyle bir inisiyatif almak istedim defalarca. Yani bunca yıldır bu kadar emek verilmişken İlk yanlışım da bu şekilde abonelikten çıkarım, iyice bokunu çıkardın gibi söylemler duymak beni üzdü. Biraz acaba boşa mı çabalamışım dedirttirdi. Fakat dediğim gibi bu çok büyük bir kitle olmadığı için, bunu yapanlar çok fazla kişi olmadığı için es geçebiliyorum. Benim için önemli olan taraf diğer kısım. En büyük özür de onlardan diliyorum zaten. Lafı çok uzattım ama bir konu daha var gençler, hemen onu da kısa açıklayayım. Hani topluluk duyurusunda niye duyurmuyorsun, aboneleri niye bilgilendirmiyorsun diyenler vardır elbet aranızda. Ki birkaç tane yorum da geldi öyle. Bunun sebebi şu, ben duygusal ilgiden hoşlanmıyorum. Daha doğrusu ilginin çoğundan hoşlanmıyorum. Şimdi ben bundan birkaç hafta önce videoda zaten açıklamıştım. Hani gençler, bu aralar çok bir şey yapasım yok. Hani video yapmacık olmasın diye de video atmıyorum. Mental olarak iyileşmeye çalışıyorum demiştim. Bunun üstüne aynı sebepten dolayı bir haftalık bir ara daha verince aynı açıklamayı yapma gereksinimde bulunmadım. Çünkü ben toplulukta bu tarz bir açıklama yaptığım zaman otomatik olarak insanlar bana duygusal bir ilgi yüklemiş olacaktı. Abi nasılsın, abi iyi misin? Hani merak ettik, iyi oldun mu? Keza aynı şekil ekiptekiler bunu görüp
beni sorgulamaya başlayacaklardı. Ne oldu, iyi misin, yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı gibisinden. Bu tabii ki çok güzel bir şey. İnsanın bu şekilde sevenlerinin olması, yardımcı olabilecek kişileri olması çok güzel. Ama ben bundan hoşlanmıyorum. Yani kişisel bir yapı. Benim mesela kedim öldüğünde de ben kimseye haber vermedim. Çünkü bunun adı duygusal ilgiye giriyor ve ben duygusal ilgi görmekten hoşlanmıyorum arkadaşlar. O konuyu da öyle kapatayım. Hani kimseyle bir alakası yok, yanlış anlamayın. Bu benim huyum, benim yapım bu. Hani böyle çok ciddi ve duygusal konuları birileriyle konuşmayı sevmiyorum. Bu kadar, kendi içime atıp genelde kendi kendime hallediyorum. Bugün özel bir olayımız yok. Gireceğim, yardıracağım. Videoları bir toparlayalım, tekrardan perk videolarına da devam edeceğim. Şüpheli karışımı gördün. Gençler bu arada tamamen aklımdan çıkmış. Oyuna yeni bir etkinlik gelmişti. Bir haftaya yakın oluyor sanırım etkinlik geleli. Çok bir bilgim yok. Etkinliği çok tanıtamayacağım. Sadece bir şeyler topladığımızı biliyorum haritadan. O topladığımız şeyler sonucu hani kıyafet falan mı kazanıyoruz? Gerçekten net bir bilgim yok. Normalde böyle şeyleri kaçırmazdım biliyorsunuz ama kötü bir döneme denk geldi. Tanıtım şeklinde çekemedim etkinliği. Yani bir hafta sonra geldim. Geri mi gittin? Anlamadım ki ya. Arkadaşlar bunun içinden rengi fark etmez. Fener çıkarsa eğer İbo'yu Discord'dan banlıyorum. Net bir şekilde İbo'yu Discord'dan banlıyorum abi. Lan İbo hadi yine iyisin. Alsak mı ki bunu ya da almayayım ya. Bir şey diyeceğim, bana gözükenler ne oradan? Bunlar mı etkinlik şeyi? Bubba gelmiş severiz. Aha alıyorum. Zarfı aç. Kaplanın lütfu diye 10.000 puan mı aldım? Ay lan ne oluyor? Bubba oğlum dur lan bir şey. Dedenim ben seni ya. Lan oğlum sürememiş ki ya. Şimdi ben erkenden düşmek istemediğim için arkadaşlar öyle salak bir hamle yaptım orada. Gerçekten tüm Dead by Daylight halkından özür diliyorum. Çok kötü bir yere kaçtık. Gerçi testereyle yakalayamaz burada da. Ay cızdı cızdı cızdı. Hemen uçmam lazım. Hemen uçmam lazım. Çünkü cızdı. Nedenini söyledim zaten. Hani bir daha sormazsanız. Beşcan Bubba döner mi? Beşcan Bubba olur mu? Beşcan bir tık döner gibi be. Bir hafta aradan sonra geri dönüp Bubba'yı yok etmesi de izleyicilerin çok hoşuna gider diye tahmin ediyorum. Son videom Bubba videosuydu bu arada. Bubba videosuyla gittik, Bubba videosuyla geliyoruz. Bubba şu an bana ne yapmak istiyor biliyor musunuz? Bu arada unutturmayın, bu maçtan sonra size bir film daha önereceğim. Aynı zamanda bugünkü video ekiple gelecekti normalde. Hani son zamanlarda çok fazla solo attım abi, ekiple aranızda bir şey mi şey mi oldu? Aman diyeyim, maşallah deyin. Ekiple aramız gayet iyi. Bu videoyu solo atmamın sebebi hani biraz daha son zamanlarda hiç atamadım ya, bir açıklama videosu gibi düşündüm bunu. Hani o yüzden solo çekmeyi tercih ettim. Hayır gidip İbo'yu da darlamışlar bir de, abi Ahmet abiyle video çek ne olur falan diye. İbo'ya ölüm tehditleri gelmiş arkadaşlar. Eğer 2 gün içinde Ahmet abiyle Doğu D&B'de atmazsan götünü ***'ız demişler. Ama bak unutturmayın filmi ya, önereceğim. Şimdi sen naneye yemedin mi? Feng var ya bana bir sövüyor şu an. Haydi tabi. Bubba kardeş. Bir tık tilt olundu. Lan oğlum. Ya Bubba ama fake'in de bu kadar yuk kankam ya. Gel hani hiç gelmeseydin anladın mı? Ne oluyor? Bubba yolunu şaşırdı arkadaşlar. Şurada palet var mı? Oh man. İçeride var mı? Ulan burası base. Full tilt Bubba, full tilt Bubba. Ya oğlum çok komik bir killer ya. Vallahi bak arkadaşlar bunu bir tek ben mi çok seviyorum ya? Yok mu benden başka Bubba seven ya? Geldiğim yere bak, Allah kahretmesin. Şimdi kaçtık, şimdi kaçtık. Lan oğlum buranın kapısı açıkmış. Allah belanı vermeye senin ya. Hop. Evet, müthiş bir dead art arkadaşlar. Şimdi fake. Ay! Lan şu spotu iyi bil o. Yemin ediyorum decisive soruyor sandım. Ne alaka dedim anasını satayım. Ben bunu unuttum ya. Bu nerede duruyor ya? Oyunda çatı mı var anasını satayım? Nerede duruyor lan bu? Al blok, al blok. Blok. Yani ben yapabileceğimi yaptım. Başka bir şey çıkmaz benden orada. Bu arada arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. 18 Şubat'ta Netflix'te Leatherface'in yeni filmi çıkıyor. Allah Allah. Bunun da var ya kafayı kıracağım ya. Vallahi kafayı kıracağım ya. Bubba'cım şizofren misin acaba? Allah Allah. Mahallenin delisi gibi aldı onu eline geziyor anasını satayım. Beni hatırladın mı? Alo.
Bu niye mi ya? Ben buna Feng mi dedim az önce? Bu niyaymış? Ne kadar güzel bir niyasın. Bir hafta girmedik diye ne olmuş? Bunlar nasıl kozmetikler ya? Ulan bir bana bak, paçoz gibiyim, bir de şuna bak, Survivor Birleşme Partisi'ne gider gibi giyinmiş, anasını satayım. Evet gençler, şimdi gelelim filmimize. Önereceğim filmi zaten gerilim filmleri videomda önermiştim. Fakat şu an sadece o film üzerine konuşacağım için daha spesifik bir şekilde önermiş olacağım yani. O videoda hani çok fazla film olacağı için insanlar belki o filmi seçmemiş olabilir o kadar film arasından. Filmimizin adı Funhouse Massacre. Afişini buraya koyuyorum yanlış filmi izlemeyin diye, çünkü çok fazla Funhouse adı geçen film var. Filmin türü korku ve komedi arkadaşlar. Hatta komedi kısmı biraz daha ön planda diyebilirim. Şöyle bir film, korku kısımlarında çok fazla vahşet var, çok fazla kan var. Hani onu uyarayım da sonra abi kusanma hocam falan durumu olmasın. O tarz sahnelere mideniz kalkmıyorsa devam. Komedi kısımları da gerçekten böyle hani sitcom dizi tarzı gibi çok güzel durum komedileri var. Genel olarak Cadılar Bayramı temalı bir film. Bu arada arkadaşlar şöyle bir kostüm yaptım, hani katil beni daha net nasıl görebilir diye bir kombin düşündüm ve bunu seçtim. Çok fazla ne işe yaradığını bilmiyorum nesnelerin ama. Aa veba. Uzun süredir vebaya karşı oynamamıştım. Gel bakalım. Ya nereye gidiyorsun? Ya ananı avradını sikeyim, buradayım ben, görmüyor musun? Yok vallahi bu katiller beni hiç iplemiyor ya. İyi, buna da sıçmış hep. Gençler bugün bankaya gittim, tamam mı? Direkt şubeye. ATM değil, direkt şubeye. Bir tane dayı var, tamam mı? Yaşlı bir dayı. Gitti orada. Yarım saat falan uğraşmıştır. Hiçbir dediklerini anlamıyor yani. Kendisini de ifade edemiyor garibim. Böyle konuşuyor, tamam mı dayı? Şimdi oradakiler de bilirsiniz hani sinirli olurlar genelde. Özellikle böyle birisi dediklerini anlamadıkları zaman daha da sinirlenirler. Bu dayı, yarım saat derdini anlatamayan dayı, dolar kurundaki işte faiz mi ne bir olay var ya. Hani dolar kuru artarsa sana onun kur farkı kadarını ödüyormuş banka falan, öyle bir sistem geldi biliyorsunuzdur, ben net hakim değilim. Dayı onu duyunca gözü bir açıldı. Diye konuşan dayı bak neye dönüştü biliyor musunuz? Direkt sakalları okşadı böyle. Sinekler elini ovuşturur ya böyle. Direkt diyor yüzde kaç geliyor diyor. Bir gözü açıldı, yüzde kaç geliyor diyor. Aylık mı geliyor, senelik mi diyor, var ya. Dedim para sen nelere kadirsin ya. Para sen nelere kadirsin dedim ya. Kadir kim a**ına koyayım. Seni burada oyalayayım da o adamı kemple. Malım çünkü arkadaşlar, biliyor musunuz, o adamı kemplemesi için. Şeye mi yattı şimdi bu, kempleme ayağına mı yattı hani. Güzel oynadı aslında, tatlı oynadı yani. Ben iyi niyetli buldum arkadaşımızı burada. Ama bu hareketi çok saçma geldi bana. Ben oradan geçince de bulaşıyor mu bana, ben paleti devirmesem dahi? Oo çok swing diyor bu. Çok swingleyen katillere bayılırım arkadaşlar. Bir swing daha. En sevdiğim katillerdir ya bunlar, biliyor musunuz? Her şey swing bak. Respect de var bak. Alo. Uyy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 
Çok pis kaza geldim. Bunu yapmasam olmazdı. Allah! Oğlum. Oy, neler oluyor lan? Sesim mesim gidiyor. Ne oluyor? Dur Ahmet, bak tam karizmanın öz evladısın şu an oğlum. Vallahi pes etti. Yemin ediyorum pes ettirdim adamı. Yani anlamadım neler olduğunu ama. Yemin ediyorum Mother Russia diye koşasım var şu an her yere ya. Arkadaşlar bu arada Ruslar neden Mother Russia diyorlarmış biliyor musunuz ülkesine? Çünkü... Bir dakika, ölüyorum galiba. Çünkü ülkelerini şefkatli bir anne gibi görüyorlarmış. Bu bilgiyi de alın, ne yaparsanız yapın hani, anladınız mı? Tamam öldüm daha ne ya? Arkadaşlar devirmek zorundayım. Al onu. Onu al diye yaptım ya, yoksa yapar mıyım şimdi? Bu arada adam kanlı kusmu kaldı yanlış duymadıysam. Ya keşke sağır olsaydım da duymasaydım onu. Ulan kusmuyor da ya. Niye aldın o zaman? Yani yapacak bir şeyim yok. Çok kötü kaldık. Benim bildiğim Plague'deyken maç sonuna kadar iyileşilmez. Hani bir kere asıldıysan hadi belki iyileşirsin. İki kere asıldıysan zaten iyileş. Ama hiç asılmayanlar görüyorum aramızda. O yüzden ben bu hafta adadan McDonald's'ın gitmesini istiyorum arkadaşlar. Ya senin de bak gene kanına geliyor bak bak. Bak götüme girecek kanlı kusmuk bak. Bak hala adama kusuyor ya. Ha hala arıyor ya. Hala arıyor beni Allah. Hala arıyor. Oza kesten dededin. Attack of the 100 men. Allah bismillah. Kitledi adam maçı yani. Muhteşem sol ayağımdan yaptığım hareketlerden sonra maçın şöyle kitlenmesi hiç hoş değil. Ya Mac gelişine bir bak. Otur yap. Pis herif ya. Pasaklı pasaklı geliyor anasını satayım üstüme ya. Yani şu adam ne oldu da maçı çevirdi gerçekten anlamadım. Ben bütün mentalini bozmuştum adamın orada, tamam mı? Adam yılmadı geldi yine maçı kazandı anasını, helal olsun. Ne oluyor orada? Orada bir Ali Cengiz oyunları döndü, onu fark ettiniz mi? Yalnız bir şey diyeceğim. Bir şey.
Yine yaptığım günlük rutin şakamaya. Ay kusmuk alacak oradan. Niye almasın ki değil mi? Niye almasın yani? Bana kusmuk almaması için bir sebep söyleyin arkadaşlar. Sıçtım galiba. 75 tane kan torbası şeyi verirsek adama. Alma beni de ya, bırak öleceğim anasını satayım. Hala dolaptan çıkıyor orada bir yerde ya. Ulan oraya bir alan belirledi adam. Hala oradan çıkıyor, tamam mı? Meşaleni al ve git bu adadan. Eğer bu maç Macmillan gelirse buraya 20 liralık Steam Rüzgar kodu yapıştırıyorum anında. Şansınıza gitsin hadi bakayım. Hadi şansınıza gitsin hadi. Ara sıra böyle minik minik challenge'lar. Ne oluyor, zombi var karşımda, şuna palet de benim. Nemesis zombisinin yanında spawn oldum sandım. Arkadaşlar bir dakika, şuradan şöyle bir rüzgarı bir hesaplamam lazım. Killer kim? O ne lan? Şimdi bana gelecek ya. Baba biliyor ya baba. Yetişir ha. Tabii ya. Haha. Yetişmedi değil mi lan, ne oldu? Ayı gibi koştum ya. Ayı gibi koştum tabii. Bir dakika, maçla ilgili bir analizim vardı arkadaşlar. Bir dakika, havayı bir koklayıp böyle bir enerjiyi sindirmem lazım maçtaki. Oo, biri mükemmel osurmuş. Claudette, inşallah bana getirmiyorsundur derken yani hani bu nasıl bir inşallah'tır? Ya gerizekalı bak. Ulan hadi Jen'i bozdun. Tamam, yaz 3 puan. Sonrasında o kadar saçma bir şey yapıyor ki beni kovalaması lazım tekrar Jen'e oturmayın diye. Kovalamadığı için ben tekrar Jen'e oturuyorum. Ama şimdi bu hamle müthiş oldu adam için. Evet. Daha ne kadar sıçabilirdim arkadaşlar tahmin edemedim. Hani sıçışım böylesi, anladınız mı? Ya bunun üstüne daha fazla sıçamazdım ya. Ya Legion, şu yaptığın hareketlerin saçmalığına bir bak ya. Şu saçmalığına bir bak hareketin. Yani tek yemem olmasa devirmeyeceğim tabii ki o paleti ama tek yememiz varmış arkadaşlar. Baba. Üstüne çektim ya adamı. Zord Boyd. Çok iyi. Çok iyi. Geç araya, geç şimdi. Çok daha iyi. En son bana girdi. Anasını s***. Adam var ya, bana çok uyuz oldu şu an. Diyor ki ulan gittiğim her yerde sen varsın. Gerizekalı diyor. Ne yapıyor? O nasıl bir genişten alış lan? Kank. Alo. Mind game'leri çok genişten aldığı için arkadaşlar hiçbir mind game'ini yemedim Legion'un. Yetişir mi? Yetişir bu arada dead art atmazsam, o yüzden dead art atmak zorundayım. Hadi bay bay şimdi. Boy. Müthiş bir hamle geldi Purpo'dan. Bana çok tilt oldu şu an, onun için kovalıyor beni biliyorsunuz değil mi? Şu an bana tilt oldu arkadaşlar çok fazla. Beni onun için kovalıyor. Tamam, tekrar lay spotuna gideceğiz. Yetişir miyim? Oho! 4-5 tur atarım bile, 4-5 tur hani. Yetişip yetişmemeyi boş ver. 4-5 tur atarım bile. Güzel. Tekrar L'ye. Devam ki. Aferin Legion, aferin. Böyle yola geleceksin oğlum, tamam mı? Var ya, hokkabaz gibiyim, hokkabaz. Maymun gibiydim ya, oradan oraya oradan oraya, anladın mı? Bir şey diyeceğim, onun son asılışı. Ananı ne oldu, ben öldüm lan. Neyse arkadaşlar, dead art'ı da atamadım da onu almasın yeter ki, tamam sıkıntı yok. Onun son asılışı biraz geç fark ettim. Beni almayacaklar anladığım kadarıyla. Öyle mi? Vay be. Vay lan, biz buradan kendimiz kurtulmasını da biliriz oğlum, bekleyin şimdi. Bekleyin şimdi. Alın lan beni. Vay lan. Gördünüz mü? Sen adam için düş son asılışı diye. Efendime söyleyeyim, 1-1.5 jenlik bir çay sat. Ne oluyor, bu kim bunu? Geliyor gibi yapıyor ama hasar alıp gidecek gibi yani, o beni trade'ler mi sizce? Bakayım. Oğlum sana helal olsun lan. Ah, bir girebilsem araya Barov'u alsam. Bir girebilsem araya Barov'u alsam, tamam mı? Zord. Yokum arkadaşlar, yokum. Şşş, alo. Öbür kapı, öbür kapı, öbür kapı. Hadi oğlum Ahmet, hadi oğlum Ahmet. Şuradan 4'te 4 alırsak düşünsenize. Niye böyle gereksiz gerizekalı bir yükseldim anlamadım ama. Buradan 4'te 4'ü babayı alırsın, bu ne? Oğlum biri buradan kaçmadı mı lan? Vallahi kaçtık, 4'te 4 gittik var ya.
Müthiş, müthiş, müthiş takım oyunu. Orada merdivene kaçıyor gibi yaptım, geri döndüm, adamı aldım. O da beni en başta satmadı, her ne kadar sistem etsem de. Beni trade'leme pahasına girdi içeri. Well played, Claudette. Adam red rankmış. Arkadaşlar maçıma Mussolini geldi, şöyle kafamı çekeyim. Kendisi faşist bir liderdir biliyorsunuz ki. Beni kurtaran da oymuş. Ya şimdi Mussolini beni kurtardı desem. Hani ne diyorsun, ne diyorsun derler, anladın mı? Po'ya benziyorsun diyor. Doğru diyor cidden. Po diye bir oyun vardı, hatırladınız mı? Böyle beslerdin onu falan. Ne hikmetse benim Po sürekli sıçıyordu. Bak o oyunu oynayan varsa gerçekten. Hani bug'a mı girdin abi? Ne zaman baksam sıçmış oluyordu benim Po'ya. Şey vardı benim dönemimde. 2000'lerin başı falan yani benim dönemim dedim de böyle 70'ler 80'ler gibi oldu. Yani yaşıtlarım veya benden biraz daha büyükler biliyordur, sanal bebek vardı. Böyle bildiğiniz sanal bebek tuşları vardı onun. Ona yemek mi yediriyordun, ne yapıyordun? Ona bakman gerekiyordu. Bakmazsan ölüyordu. Hey gide şimdi nerelere geldik? Yok. Metaverse'den Kabe ziyareti. Yalnız Kabe ziyareti demişken yani ben o kadar şanssız bir insanım ki arkadaşlar, yani hani bu konuyla ilgili artık hani kitap falan yazılması lazım. Nasıl bir şansım var benim biliyor musunuz? Kabe kurası çekilse bana Real Madrid çıkar yani hani. Hani öyle bir şans. Niye bu konuyu açtım onu da bilmiyorum da. Adamı tekte grepledi. Çok kötü başladık maça arkadaşlar. Ya Feng. Aa bu şeyi mi almış? Yeni kostüm müydü bu? Yeni kostümü değil mi? Jane yapmaya devam. Feng base paletini piç edecek arkadaşlar. İzliyorsunuz. Keşke piç etseydin anasını satayım. O neymiş ya? Devam. Cool'lu gördün mü? Şu cool'lu bir kez daha oturdum, can yapıyorum. Meg, Feng, ney senin adın ne ya? Ne yapıyorsun anasını satayım ya? Gel devir şunu, devir devir devir. Devam, git git hadi git. Ulan bebek bakıcılığı yapıyor şu yaştan sonra ya. Adam adam izleri karıştırdı. Beni Feng sanıyor anasını satayım. Aa, kötü sattım. Kötü sattım, kötü sattım. Bayağı sattım. Niye öyle oldu? Oh wow. Hadi bakalım. Sıçtık bir alamete, gidiyoruz kıyamete arkadaşlar. Vursa vurabilirdi bu arada sanırım. Tamam vuramadı. Swing attığı için kaçmak için fırsat oldu arkadaşlar. Beni hala orada arıyor garibim. Lan nereye gitti bu diyor bak o. Bir şey diyeceğim, bunu kim devirdi? Feng göt korkusundan onu da devirmiş olabilir mi arkadaşlar? Evet, birini daha grabledi gözümün önünde. Hey Allah'ım ya. Ay siz şaka mısınız? Aa! Evet merhaba arkadaşlar. Kendi üstüne çekti katili. Hayır. Hareketi izle. Hadi bay bay. Aynı fake bir daha yenmez aslanım. Son asılışı Cem bitirdi ve öldü. Adam da ona tuzak taktı. Yani hani yaprak dökümü gibi bir bölüm arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ay siz şaka mısınız? Adama öyle bir fake attım ki. Kayseri'yi CHP almış gibi kaldı anasını satayım. Ya seninle size bir daha gelmeyeceğiz buraya demedim mi ya? Artı 2 rank. Temiz. Gençler filmimizi önerdik. Bir tane de şarkı önereyim. Hatta şarkı değil, direkt ben size grup önereyim. O grubun da en sevdiğim şarkısını koyayım. Ona göre feyz alabilirsiniz. Grubun adı Shamrain. Çok meşhur bir grup değil. Ben demeden önce duyup Shamrain dinleyen varsa zaten gelsin bir sarılalım arkadaşlar. Bir tane şarkıyı böyle telif yemeden 8-10 saniyelik koyayım buraya. Ona göre beğenirseniz diğer şarkılarını da dinleyebilirsiniz. Finlandiya asıllı bir grup. Ama dağıldılar diye biliyorum. Yani bu saatten sonra şarkı çıkarmayacaklar. Abi bir şey diyeceğim. Şunlarda surat mı var lan? Ben yeni gördüm. Surat mı bu? Hayırdır birader? Evet, suratı var. Arkadaşlar bu arada Konfüçyüs'ün bir sözü var. Diyor ki, bir işi bilen yapar. Az bilen akıl verir. Yapamayan eleştirir. O işi beceremeyen de orospu çocuğudur diyor. Yani lan ne oluyor? Ay merhaba kız ya, nasılsın? Ama yani 85 tane mind game yaparsın zaten spot kapalı spot. Ben nasıl oynayayım orada? Evet. Fake atıyor diye adamın üstüne koştum. Fake falan atmıyormuş arkadaşlar. Şu an olmaması gereken. Yani sahalarda görmek istemediğimiz hareketler arkadaşlar bunlar. Evet. Yani
Hasan Şaş'ı siklemeyen Önder Özen geldi aklıma. O da çok zor bir deplasman yani. Orada o statta oynadım hocam. Evet. Bayağı zorlu bir deplasman. Evet. Adam da bana karşı öyle gibi hissediyorum şu an. Ya spirit var ya. Ananı avradını. Ya oraya niye yazdın? Hadi lan oradan trek. Beni hilladığın için çok teşekkür ederim kardeşim. Ya spirit. Daha yeni ne konuştuk biz seninle? Daha yeni ne konuştuk biz seninle? Bak. 7 fake'i çaktırmıyor, bozuntuya vermiyor. Yememiş gibi yapıyor. Tabii ya. Yılların tecrübesi yer mi oğlum buna? Arkadaşlar yanlışlıkla adama fake atmış olabilirim. Ya oğlum yılların tecrübesi yer mi bunu ya? Yılların tecrübesi yer mi bunu oğlum? Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Bak hiç şu an diyorsunuz ki öldü kesin diyorsunuz. Hiç korkulacak hiçbir şey yok. Dead art atlayış. Bu kadar kardeşim bak. Teşekkür ederim kardeşim. Nasıl şey oldu orada, demoralize oldu, mental down. Direkt bir mental çöküntü verdik adama. Bak mesela gittin aynı spota yine, tamam mı? 3 puan. Gittin aynı spota kardeşim. 3 puan, tamam mı? Şimdi o spot bitti. O spot niye bitti? Ne oluyor? Hop fake'i de verdin. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sıkışma yeter artık gerizekalı aptal salak çocuk. Çeke bloklama beni. Ay öldüm. Beni istiyor beni. Yalnız takım, takım. Şu an şey gibi. Kızını almaya gelmişler de babası vermiyor kız, anladın mı? Çok ilginç bir maç oluyor şu an. Ne oluyor lan? O nasıl bir 360 şey? Heal trick yapacağım. Heal trick, heal trick akıl edin. Ya oğlum ben yapıyorum, siz niye yapmıyorsunuz ya? Ya arkadaşlar bakın şimdi orada çok güzel bir team play, tamam mı? Hani heal trick baba kafa çalışmış. Birisi de bana yapsa ikimiz birden kaçtık biliyor musunuz? İkisi de full bir de. Neyse bunlar beni alır ya. Bak onu da kaldırdılar, heal diyorlar. Katil şu an hata yapıyor. Oğlum ne olur şivem kaydı lan. Katil şu an hata yapıyor. Şu şuraya gitse o ikisinin kaçmasını sağlayabilir. Ama heallanmalarına izin verdi. Oh. Hey maşallah iniyor, hey maşallah iniyor. Tamam benim de size 7 var, the size 7 var. Sal beni, sal beni. Ama bugün gerçekten çok güzel takım oyunları yaptık. Tebrik ediyorum arkadaşlarımızı. Flysave attı sanmıyordur inşallah. Gerçekten çok tatlı takımlarla karşılaştık bugün. Neyse gençler bugünlük benden bu kadar. Umarım hız kesmeden videolara devam edebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.